genel izleyici. Normalleşme süreciyle birlikte gişe filmlerinin birer birer vizyona girdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde eski günlere dönüş sinyali güçleniyor. Bu bağlamda COVID-19 salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sinema sektörünün umutlarını bağladığı yapımlardan Hızlı ve Öfkeli 9 beklentileri boşa çıkarmadı. Kadrosunda Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez ve John Cena gibi yıldızların yer aldığı serinin 9. halkası, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılata ulaşarak pandemi döneminin en iyi açılış performansına imza attı. Don Toretto ve arkadaşlarının geçmişten gelen bir tehdide karşı mücadelelerini konu alan filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise 400 milyon dolar baremini aştı. Hızlı ve Öfkeli 9 öncesi Amerika Birleşik Devletleri sinemalarına nefes aldıran yapımlardan Sessiz Bir Yer 2, 5. hafta sonunda 6 milyon 200 bin dolarlık hasılatla Box Office Amerika Birleşik Devletleri listesinin ikinci sırasında yer aldı. Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı 60 milyon dolar bütçeli film, dünya genelinde 248 milyon dolar hasılata erişti. Geçen hafta sonunun lideri Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek'li The Hitman's Wife's Bodyguard ikinci hafta sonunda 4 milyon 900 bin dolarla üçüncü basamağa geriledi. Başı dertte olan ailesini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan tavşan Peter'ın hikayesini konu alan canlı aksiyon türündeki devam filmi Peter Rabbit Kaçak Tavşan, 3. hafta sonunda 4 milyon 850 milyonla 4. Emma Stone'lu Cruella ise 3 milyon 730 bin dolarla 5. sırada yer aldı. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi. Bu yeni haberi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu. Ersoy, Göbekli Tepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var. Tamamlanmak üzere. Eylül ayında tanıtımını yapacağız dedi. Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbekli Tepe'nin dünyada çok daha popüler bir yer olacağını dile getirdi. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Malatya'daki Arslan Tepe'nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listeye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileriyle 18-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan toplantılarda Arslan Tepe'nin kalıcı listeye alınması konuşulacak. Büyük bir tarihin yer aldığı Arslantepe Arkeolojik Kazı Bölgesi'nde devletin, bürokrasinin ve siyasi kuruluşların kökenini ispatlayan, bilinen en erken ve tek arkeolojik alan olan Arslantepe Höyüğü, birçok medeniyetin iskan ettiği ve iz bıraktığı dünya çapında tanınan bir kültürel miras.
Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 100. yılı için özel eserler hazırladı. Gazi Meclis'in 100 yılının anlatıldığı 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki cilt olarak tarihi vesikalar eşliğinde kurucu meclisten bu yana yapılmış en kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor. Ankara'da bir meclis doğuyor, destansı kurtuluş mücadelesi sonrası tüm dünyaya, Ankara'daki meclisin milletin gerçek temsilcisinin nasıl zorlu süreçlerden geçerek kurulduğunu anlatarak tarihe not düşüyor. Milli mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Anadolu'dan çekilen telgraflar, dönemin zorlu şartlarında tüm Anadolu'nun nasıl topyekün yedi düvele karşı savaştığının kanıtı olarak ortaya çıktı. Belgelerle Dolmabahçe'den etnografyaya, kabulünün 100. yılında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu belgeler, kuruluş safhasında belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi, safahat ve kabulünün 100. yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy belgeleri çalışma kapsamında raflarda yerini alan diğer eserler oldu. Kitapların ön sözlerini TBMM Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop kaleme aldı. Eserlerle Türk milletinin şanlı tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve tarih bilincinin geliştirilmesine büyük katkı sağlanması hedefleniyor. Yaban Hayatı Koruma Destekçisi olan ünlü komedyen Ellen DeGeneres'in seslendirip yapımcılığını üstlendiği Endangered belgeseli izleyiciyle buluştu. We know the heat has been turned up and we're acting on behalf of all species around the world. Bir grup insan, zürafaları, gorilleri, büyük kedileri ve daha birçok nesli tükenmekte olan vahşi hayvanı kurtarmak için kahramanca çabalıyor. Kimi savaşın parçaladığı ormanlarda yürüyüş yapıyor, kimi ise yasa dışı vahşi hayvan ticaretini engellemek için gizli göreve gidiyor. Belgesel, Dünya Doğayı Koruma Birliği adına 11 bin bilim insanının ortak çalışmasıyla hazırlanan, gezegenin en büyük koruma projesi olan Kırmızı Liste etrafında toplanan kahramanların öyküsünü ekrana taşıyor. Hafta sonu İstanbul Kemerburgaz'ın Yeni Açık Hava Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hayvanseverler Pet Festivali'nde bir araya geldi. Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini artırmak amacıyla yola çıkan festivalde konserler, seminerler, söyleşi ve atölyeler yapıldı. İhtiyaç sahibi olan hayvan dostlarımız ve barınaklar için mama ve bağış yardımının da toplandığı etkinlikte Ceylan Ertem de özel bir performansla hayranlarıyla buluştu. Caddebostan Sahil ve Bebek Parkı'nda da önümüzdeki günlerde bir başka evcil hayvan ve yaşam festivali yapılacak. 9-10-11 Temmuz'da Caddebostan'da başlayacak Pet and Play Festivali, 24-25-26 Eylül'de Bebek Parkı'nda devam edecek. Festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler, ünlü konuklarla söyleşiler ve farklı etkinlikler bekliyor. Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak. Dünya premierini 43. Moskova Film Festivali'nde yapan,
Türkiye premierini 40. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirecek Sen Ben Lenin filminden teaser yayınlandı. Yönetmen Tufan Taştan'ın ilk uzun metraj filmi olan yapım, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Karadeniz'e atıldığı düşünülen ve Akçakoca'da kıyıya vuran Lenin büstü etrafında gelişen bir hikayeyi konu alıyor. Size bir papatya kaynatayım diye için sinirli görünüyorsunuz. Polisiye ve kara mizah türlerinin harmanlandığı filmde başroldeki Barış Falay ve Saygın Soysal'a Melis Birkan, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgül Çevik, Binnur Kaya gibi önemli isimler eşlik ediyor. Bu yıl 21.'si düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarının katılımıyla başladı. Festivalin sanat yönetmeni Hüseyin Başkadem, açılış konuşmasında festivalde her yıl dünyanın en önemli sanatçılarını sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek davetlilere teşekkür etti. Özel destekleriyle hayata geçti. Çekya Prag'dan Lucia Bakayova Kuartet'in açılış konseriyle başlayan festival, 30 Haziran'da Afyonkarahisar Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Kemal Günüş Dörtlüsü ve solist Lucia Bakayova kapanış konseriyle sona erecek. Ünlü heavy metal grubu Skid Row'un solisti Johnny Solinger hayatını kaybetti. ...55 yaşındaki Amerikalı şarkıcının karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Hastalığını Mayıs ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyuran Solinger, sağlık sigortası olmadığını belirterek tedavi masraflarını ödeyebilmek için hayranlarından bağış talep etmişti. Alaçatı'da düzenlenen Gastro Organics by Red Bull etkinliğinde müzikle yeme içme kültürü bir araya geldi. Geceye özel yemek ve içeceklerin hazırlandığı etkinliğe son yılların sevilen müzisyenlerinden Nilipek de şarkılarıyla renk kattı. Senden uzakta tatsız çileklerden tatlı reçelle yaptım. Konser çok güzeldi. Hakikaten deneyimle çok üst üste örtüştüğünü düşünüyorum. Mekanla da üst üste örtüştüğünü düşünüyorum. Böyle yeni deneyimlerle müziği bir araya getirmek, yeni yerlerle müziği bir araya getirmek gerçekten çok heyecan verici. Nilipek mini konserinde geçtiğimiz yıl pandeminin başında yayınladığı, kariyerimin dönüm noktalarından biri dediği Mektuplar albümünden de şarkılar söyledi. İlk defa bu kadar mahremi açtığım, ilk defa birazcık daha sesimi çıkardığım bir albüm. Tabii araya pandemi girince biz albüm çıkarmış gibi hala hissedemiyoruz. Ancak işte kendi kendimize bir konser gibi ortam yaratıp işte canlı versiyonunu kaydedince işler birazcık anlam kazandı. İyi hissedeceksen. Nilipek geçtiğimiz yıl Deep Rise'la hazırladığı Bildiğim Gibi şarkısıyla da dikkat çekmişti. Hani ne yapabilirim, nasıl bir dans müziği yapabilirim? Aslında keşke Mesut'la çalışsak mı ama yok ya, o herhalde daha farklı müzikler peşindedir derken Mesut bana mesaj attı, Deep Rise. Bir süre internet üzerinden işte o bana demo gönderdi, ben onun üzerine söz yazdım. O işte şöyle olsun dedi, ben böyle olsun dedim falan. Böyle küçük bir online alışveriş sonrasında şarkı ortaya çıktı. İzin vermedim ki.